Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Farklı branşlardaki farklı doktorları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sağlığa dair aklınıza takılan ne varsa bu programda bulabilirsiniz diyoruz. Bugün çocuk immünoloji ve alerji uzmanı uzman doktor Murat Cansever hocam bizimle beraber alerji üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler hocam. Bizler de iyi, sağ olun. Şimdi konularımıza gireceğiz ama öncesinde evet. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz hocam? Evet. Ben Doktor Murat Cansever. Kayseri Şehir Hastanesi'nde çocuk alerji ve immünoloji kliniğinde çalışmaktayım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Meslekte yaklaşık olarak 20. yılım. Maşallah. Şu an için Yozgatlıyım, şöyle söyleyeyim ve Yozgat. Üç çocuk sahibiyim. Allah bağışlasın öyle. Hocam. Kısaca böyle bir bilgi vermiş olalım yani. Meslek hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Duyduk ki şehir dışından, ülke dışından da tedavi için size gelenler varmış. Yani, ne mutlu sizin adınıza, evet, bizim adımıza değil evet, mi hocam? Gurbetçilerimiz malumunuz evet. İç Anadolu'da çok fazla. Yurt dışından gelen bu vesileyle gurbetçi hastalarımızın yakınları oluyor tabii. Ve hastalarımızın geliyor. Ayrıca Güneydoğu'da çalıştım ben buraya gelmeden önce Mardin ilinde. Mardin'den o bölgede bayağı bir evet. Etki etmişiz tanıdılar muhtemelen. Sizi. Güneydoğu oradan. Ve Doğu Anadolu'dan, Ardahan'dan, evet, Artvin'den hastalarımız geliyor şükürler olsun. Kayseri Şehir Hastanesi gibi devlet büyüklerimizin oluşturduğu mükemmel bir hastanede evet. De biz bu hastalara hizmet vermekten onur ve gurur duyuyoruz. Evet. Gayet keyifli bir çalışma ortamında devam ediyoruz. Evet, sizin nezdinizde biz de tüm doktorlarımıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, alerji konuşacağız dedik. Özellikle anneler çok evhamlı, küçük evet. Bebekleri olanlar. Detaylarını birazdan zaten konuşacağız ama öncesinde bu alerji nedir hocam? Kaç çeşidi vardır? Çünkü farklı farklı yani, alerjilerle karşılaşıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Öyle bir giriş yapalım isterseniz. Alerji şimdi şöyle aslında hani birçok doğadaki birçok şeye karşı vücudun verdiği anormal tepki olaraktan evet. Hani sadeleştirerekten tıbbi dilden uzaklaştıraraktan konuşabiliriz. Şöyle ki bu besinlerle olabiliyor, doğadaki, havadaki, atmosferdeki ev tozu akarları, küf mantarları, evet. Polenlerle olabiliyor, ilaçlarla olabiliyor, herhangi bir farklı kozmetik maddeyle olabilir. Yani herhangi bir dünya üzerindeki maddeyle evet. De gelişebilir yani. Alerji genel olarak vücudun herhangi bir maddeye karşı, buna antijen diyoruz tıp evet. Dilinde biz, vermiş olduğu anormal bir yanıttır. Evet. Mesela bizim toplumumuzda genellikle ilk yaşlarda sıklıkla besin alerjileri ön plandayken yaşla birlikte birazcık daha ilerleyen dönemlerde ise daha çok ağır alerjenler dediğimiz atmosferdeki evet. Soluduğumuz havada bulunan dış faktörler dış faktörlerin sonrası. İçerisindeki bulunan soluduğumuz havada bulunan polenlere, ev toz akarlarına, küf mantarlarına gibi evet. Ağır alerjenlere karşı alerjiler geliştirebiliyoruz. Evet. Alerji neyse kısa olursa, ki tepki veriyor değil mi hocam? Tabii vücut bu mevsimsel değişkenlik şey gösterir. Tabii kesinlikle vücudun tepki vermesi de iyi bir şey evet. Tabii. Yani yoksa nereden anlayacak? Tabii öyle de bir durum var. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. İlk 6 aylık bir çocukta anne sütüyle beslenirken sadece annenin yediği besinlerden geçen evet. Proteinlere bağlı olaraktan çocukta bulgular açığa çıkabiliyor. Başta egzama olmak üzere veya 6 ayın üzerine çıkan çocuklarda anneden geçenlerle bir şey olmayıp 6 aydan sonra ise kendi tükettikten sonra evet, çocuklarda ek gıdaya başlangıçta çeşitli gıdalarla sorun yaşayabiliyor. Bu bulgular işte alerjinin çeşidine veya besinin değerine göre, veriliş formuna göre, veriliş miktarına göre değişik bulgularla seyredebiliyor. Çok farklı farklı alerji çeşitleri var sonuç olarak da. Yani ama genel olarak da alerjiye yaklaşımda sıklıkta işte herkesin bildiği semptomlar genellikle cilt bulgularıdır sıklıkla. Evet. Yani alerjiyle alakalı çocuk hastalarındaki en sık bulgular sıklıkla özellikle besin alerjilerinde cilt bulguları ön plandadır. Daha sonra ise solunum sistemi bulguları evet. Ön plandadır. Baştan söyleyelim ama tedavisi var bunun değil mi? Yok, ciddi bir yani, rahatsızlık değil. Aynen öyle. Yani. Alerji doğru ve deneyimli bir merkezde farkındalıkla yaklaşılan bir durumda. Evet. Kesinlikle tespit edilmesi yapıldıktan sonra kontrol altında tutulabilen, yönetilmesi zor olmayan, tanı evet. Konu doğru tanıdan sonrası yönetilmesinin gerçekten de başarıyla yapılabilecek bir hastalık grubuna sahip. Muhakkak ki tedavi edilemeyecek boyutlarda alerjik hastalıklar da vardır. Ancak evet. Bunun dünya üzerinde toplumlar içerisinde veya insanlar üzerindeki sıklığı çok düşük. Çok nadir. Yani çok çok nadir. Biraz gelişmişlikle de alakalı tabii herhalde ki de. Değil mi hocam? Böyle kesinlikle. Alet, edevat, hani hastanenin tabii, 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 durumu. Tabii kesinlikle yani fiziki altyapı. Hani biraz önce girerken de teşekkür ettim. Böyle bir hastanede çalışmak evet. Gerçekten büyük bir onur. Bölge çünkü tabii ki de yani imkan çok önemli. Yani sanatçılığınız var ama sanatçılığınızı sunacağınız bir sahne gerekir ya. Evet. İşte o sahne
sahne bu sahne. O yüzden kesinlikle devlet öyle. Büyüklerimize, Sayın Bakanımıza, değerli hastane yönetimimize sonsuz teşekkürler. Böyle bir hastanede bizi çalışmaya gerçekten koşullarını yani sağladıkları resim için. Resim yapmak istediğimizde yani, kalem boy olmasa nasıl olacak? Elinizdeki boş bir kağıda bir şey yapamıyorsunuz ama sanatkarsınız, çizmeniz için şey gerekiyor, altyapı gerekiyor. Hani tabii ki de yaklaşım tarzları, ben şöyle kıyaslayabilme şansı olan bir hekimim aynı zamanda. Yani ben Yüce Devletimizin Mardin Devlet Hastanesi'nde de görev yaptım. Şimdi Mardin'in tabii ki de fizibilite şartları, fiziki şartları tabii ki de Kayseri Şehir Hastanesi ile kıyaslanamaz. Ama hani kendi ilminizi, sanatınızı yapabilmek adına ki kıyaslamasında Mardin'ine ben gittiğimde Mardin'de mesela hiçbir şekilde şey yoktu. Alerjiyle alakalı, geçmişte alakalı bir şey yoktu. Çünkü oranın ilk alerji uzmanı bendim, çocuk alerji uzmanı. Tabii tabii. Ama orada yine de şunu gördüm. Bizim hiçbir şeyin olmadığı hastanelerimizde bile öyle bir hale gelmişiz ki şükürler olsun. Yani kısa sürede donanım hale gelebiliyoruz. Yani doktoru veren devletimiz o doktorun işleyebilir hale gelmesi için de olanağı sağlayabilecek hale gelmişiz. Biz biraz bunu gördüm. İnsanlar da sözünüzü kesiyorum, çok affedersiniz ama ihmalkar davranıyorlar. Tabii. Hani böyle gitmiyorlar. Farkındalık. Evet. Farkındalık olayı. O da önemli. Mesela dediğiniz gibi farkındalık çok önemlidir benim branşımda. Mesela nasıl? Yani işte çocuğun yüzünde döktü ama işte babasıyla dergisi çok öpüyor. Değil yani. Evet. Hani, hemen teşhisi kendimiz koyuyoruz. Kendimiz koyuyoruz. Diyor ki, çok öpüyorsunuz o yüzden oluyor. Değil değil. Evet. Öyle değil aslında. Altında hani, başka şeyler egzamadır var. Ama hani tamam öpmeyle de olur ama hani bunda bir egzama düşünmeliyiz. Veya işte toplumumuzda biliyorsunuz ki gelişmiş ülkelerdeki veya Avrupa ülkelerindekine aksine birazcık akraba evliliği fazladır. Buna bağlı bağışıklık yetmezlikleri falan karşımıza çıkabilir. Böyle. Benim diğer branşımda biliyorsunuz bağışıklık yetmezlikleriyle alakalı immünoloji iktisadısıdır. Yani farkındalık olayı aslında her şeyi çözer. Evet. Hani derler ki farkındalık ölüm riskini azaltıp tedavi şansını arttırır. Gerçekten farkında öyle. Olmak, bir olayın risklerinden haberdar olmak, bir hastalığın bulgularından haberdar olmak gibi bulgulara sahip olmak veya bilince sahip olmak bizim aslında işimizi çok kolaylaştırıyor. Doğru, bilinç de önemli hocam. Şimdi akıllı telefonlar çoğaldı. Tabii, herkesin tabii, evinde tabii. internet var. Şimdi Google'a geliyor. Evet. Bir sürü bir şey çıkıyor karşımıza. Kendine göre bir ilaç, işte bir de alternatif tıp var. O da ayrı bir tartışma konusu. Kesinlikle. Hani aslında işin uzmanına gitmeden kendileri çözmek istiyor. Bu yanlış değil Aynen, mi hocam? Aynen, kesinlikle. Yanlış şöyle ki sonuçta şöyle bir durum var. Bugünkü nasıl ki bir öğrencinin temel bilgilerini kavramaya sağlayacak sınıf öğretmeni yapacağı gibi değil mi? Evet, onu tutup da bir farklı branş öğretmenimizin yapamayacağı gibi bizim de kendi aramızdaki yani branşlaşmamızın sebebi zaten bu durumdur. Yani yani ilgili branşa gidip sonuç alabilmesidir. Yani şöyle bir şey var. Farkındalık durumu bu. Yani bir branş var ama niye var? Nasıl ki bir genel cerrahinin hastasını kadın doğum almayacağı gibi, ortopedi almayacağı gibi bizim alerji uzmanı hastaları tabii ki de illa hepsi bize gelmek zorunda değil ama farkındalığı olan bir merkezde, bu işi bilen bir merkezde sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani i̇şin ehli varken neden biz tabii, yani? Bizim alerjik hastalıklarda şimdi eğer ki yorum yapacak olursak mesela egzama zamanında teşhis edilir ve doğru tanılırsa ilerlemesi durdurulabilecek ve birçok besine maruziyeti engelleneceği için şöyle mesela hastanın hiçbir besine alerjisi olmayabilir. Ancak çocuk farkında olmadığı getirilmediği için yüzündeki yaralara ailenin ellerini yıkamadan yaptığı temaslarla en son besin elinde kalan besin artıklarıyla o besine karşı alerji geliştirebilir mesela. Bakın çok öyle önemli ama şey. Basit bir bilgi ama inanılmaz önemli bir bilgi. Gerçekten tabii öyle. Hasta size geldiği zaman gerçekten hiç besin alerjisi olmayan bir çocuk sık geç geldiği için besin alerjisi gelişebilir. Neden? Açık olan cilde temaslar. Anlatabiliyor direkt muyum? O şekilde. Bu mesela bunda. Aslında astımlı hasta geç gelirse geçirilecek aksım ataklarına bağlı olaraktan akciğer kapasitesi azalır. Bunu ancak dışarıdan bakaraktan göremezsiniz. Ancak nasıl görürsünüz biliyor musunuz? İlerleyen yaşlarda çocuk spora ve aktiviteye başladığı zaman, yaşıtlarına göre daha az efor sergileyebilir, daha az performansı olur. Bu şekilde. O da tedaviyi güçleştirir galiba. Çok güçleştirir. Niye? Çünkü bir korunmuş akciğerle gelen astım hastasını tedavi etmekle akciğer kapasitesini geçirilen astım ataklarına bağlı, kaybına bağlı bir akciğeri olan bir çocuğu tedavi etmek çok farklı. Bir başka branşa geçelim, konuya geçelim. Besin alerjisi. Besin alerjisinde bir hastanın gereksiz san alması, gereksiz diyet yapmasının anne sütünü azaltma, en önemli silahı olan, en önemli değeri olan bir annenin anne sütünü azaltma gibi anlatabiliyor muyum? Çok ciddi bir riski var. Veya anne sütünü azaltmakla birlikte içeriğini zayıflaştırma. Yani anne sütünün volümü de azalıyor, içindeki özellik de azalıyor. Bunun çocuğa katkısı ne kadar olacak? Bu çocukların büyümesi duruyor, kilo alması duruyor. Geçtim. Şu anda fark edilemeyecek ama ancak 7-8 yaşlarında okulda sınıf öğretmeni ya işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım sizin çocuğunuz yaşlarına göre çok daha zor anlıyor bir harfi, bir dersi demesine sebep olacak olaylar. Nereleri etkiliyor? Tabii nereleri etkiliyor. Yani gereksiz yapılan diyetler bu noktalara getirebiliyor bizi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden
biz çok istiyoruz önemli. Ki bilinçli, doğru yapılan, doğru yönetilen vakalarla doğru sonuçlar alınması. Yani şahsımdan öte kurumumuzun ve bütün meslektaşlarımın yaptığı en plandaki şey şudur. Önce hasta güvenliği, evet, değil mi? Tabii. Yani bizim birçok ilden hasta, klinik olarak biz iki doktor olarak çalışıyoruz ve birçok ilden hasta gelir ikimize de. İşte bizim oradaki mantalitemiz de bu yönde. Yani insanlara zarar vermeme mantığıyla hareket ettiğimiz için klinikte de gerçekten de bu süreci devam ettirmek insanlara güveni artırıyor ve doğru işi doğru kaynaktan alan insanlar, emin olun bizim halkımız çok vefalı insanlar. Tabii. Eğer ki sonuç alırsa emin olun sizin peşinizi bırakmıyorlar. Zaten bırakmaz. Bırakmıyorlar. Nerede olsa bulur. Nerede olsa buluyorlar. Yani şimdi şöyle bir şey var. Mardin'den İstanbul'a ve Ankara'ya uçak var ama atlayıp araçla bizim buraya geliyorlarsa veya Doğu Anadolu'nun birçok ilinden uçak var ama Kayseri'ye geliyorlarsa bu da bunun eseri de şahsımın değil. Dediğim gibi ekip olarak düşünmek lazım. Tabii çünkü ki. Tek başına bir doktor bence yani çok da olmaz. Mütevazı olmayın hocam. Hayır, şimdi bu da gerçekten sizin başarınızdır. Şimdi şöyle bir şey yani. Var ama gerçekten şöyle bir şey. Keki bakın pastanın büyük büyük bir kısmını kek oluşturur ama üzerindeki süsler çok önemlidir. Yani biz şimdi bir doktor olaraktan bu işi biz yaptık o yaptık olmaz. Bu bir ekip çalışması. Bu vesileyle de hem çalışma arkadaşlarıma buradan hem çalıştığım 4 tane hemşiremize klinikteki diğer doktor arkadaşımıza ve yanımızdaki çalışan diğer yardımcı sağlık personellerine bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Yani biz burada Kayseri'de ve Kayseri'de derken aslında bölgenin yükünü kucaklamaya çalışıyoruz. Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Nevşehir, birçok Sivas gibi değil mi? Oraların hasta yüklerini de almaya çalışıyoruz. Bu vesileyle de ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim. Yani dediğim gibi allerjide farkındalık inanılmaz önemlidir. Evet hocam, şimdi biraz daha detay girelim çünkü özellikle anneler çok merak ediyor bazı konularda. Buyurun. Evhamlı. Çünkü üremeye devam ediyoruz. Yeni yeni yavrucaklar ortaya çıkıyor. Bu süreçte anneler çok hassas oluyor. Tabii ki babalar da ama anneler biraz daha hassas. Konunun başında söyledik. Besin alerjisi dedik. Yani çok önemli bir kavram. İlerleyen yaşları da etkiliyor dediniz. İsterseniz besin alerjisinden başlayalım. Çünkü daha çok dikkat çekecek bir konu. Tamam, hani olur. Faydamız olur adına söylüyorum. Bu besin alerjisi dediğimiz hani sırayla gidecek olursak. Hani hamilelikten mi başlatırsınız, bebeklikten mi? Evet. Nasıl ortaya çıkıyor küçük bebeklerde, nasıl şikayetler olarak kendini gösteriyor? Tabii ya da de. Bir sebebi bir şey var mıdır altında tabii yatan? Tabii ki de başlayalım. Önce besin alerjisini tanımlayalım bir kere daha. Besin alerjisi herhangi bir besine karşı vücudun verdiği anormal immünolojik dediğimiz bağışıklık yanıtıdır. Bunun kendi içerisinde 3 tane ayrı tipi var. Bir erken reaksiyonlar dediğimiz böyle verir vermez bulguların oluştuğu hemen gelişen şeyler. Bir geç reaksiyon dediğimiz çocuğa gıdayı verdikten saatler veya günler sonra açığa çıkan bulgular. Bir de mix tip var, bu ikisinin bir arada olduğu. Bu şekliyle. Mesela bir anne diyor ki sayın hocam ben çocuğuma ek gıdaya geçerken yoğurdu verdim şak diye döktü. Bu erken tip besin alerjisi. Dökme şimdi derken bunu, yani eli yüzü kızardı, döküntü oldu, kızardı, şişti gibi, nefes darlığı oldu gibi. Biz bunun gebelik dönemine gidelim. Yapılan son çalışmalar diyor ki siz gebelik döneminde yapabileceğiniz herhangi bir diyet veya farklı uygulamalar doğuştaki alerji riskini etkilemez, değiştirmez. O yüzden siz gebelikte farklı şeyler denemeyiniz lütfen diyor. Yani bunun ispatlanabilir bilimsel bir şeyi noktasında şu an için yeterli bir veri veya kanıt yok. Yani ben gebelikte şu kadar şey yemezsem şu olur, şu kadar şey yersem alerji olmaz gibisindeki bilgiler henüz daha tam böyle bize yol açacak gibi değil. Tabii ki de doğum aşamasına geldiğimiz zaman normal doğumun alerji hastalıklarını azaltma riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Sezeryanla doğuma göre. Sezeryanla doğan bebeklerde daha çok alerjik hastalıklar gelişebiliyor. Bunu doğumla birlikte kat edelim. Kadının fıtratında bu olduğu için normalde o milyar basamak devam edelim. Hastanın gebelik sürecini söyledim. Doğumunu söyledim. Sezeryan daha risklidir alerjik hastalıklar için diye. İlk bir ay. İlk bir ayda formüle mama yiyen çocuklar. Özellikle ilk 14 günde. Yani bir hafta 10 gün içerisinde. Ama ne yazık ki bazen süt gelmiş de belli sıkıntılar muhakkak çıkıyor. O tabii. Orasından sıkıntı yok. Yani hastaya vermeniz gerekiyorsa verirsiniz. Ama ben bilimsel olarak kanıtları söylüyorum. Yani bir hasta ilk 10 veya 15 günlük sürecinde, yaşamın ilk 15 gün sürecinde, ilk bir aylık sürecinde formüle mamaya maruz kalırsa, formüle mama yani süt bazlı piyasadaki satılan mamaları, bu hastalarda alerjik gelişme riski daha yüksek oluyor. Bu da bilimsel çalışmaların verileri. Anne sütüne rutin devam eden çocuklarda, biz annelere şunu yiyin bunu yemeyin diye bir tarif önermiyoruz. Rutinde nedir?
Doğal insan beslenmesi neyse odur. Evet. Sadece ne öneriyoruz? Devam ediyorum alerjik hastalıkların gelişimi için. Bir çocuk ek gıdaya geçiş. Aman geçerse bir şey yok. Ne diyoruz? 17. haftadan itibaren ek gıdalara geçelim ama nasıl geçelim? Tadımlıklar şeklinde. Aman hangi gıdalarla geçelim? Aslında toplumda en sık olan besin alerjilerinin dışındaki besinlerle. Mesela süt, yoğurt değil mi? Evet. Kuru yemişler, buğday değil mi? Bunlar en sık besin alerjiler bizim toplumumuzda. Bunların dışındaki mevsimsel sebze meyvelerin püreleriyle ama nasıl? Porsiyon olarak değil, tadımlık olarak. Minik minik, çok küçük. Minik minik. Yani 17. haftadan itibaren. Peki bu toplumda en sık görülen besin alerjilerine ne zaman başlayalım? Besin alerjilerine neden olan gıdalara ne zaman başlayalım? 6 aylıktan itibaren. O zaman porsiyon gibi düşünelim değil mi? Onu biz bunu öneriyoruz. Alerjinin gelişimini anneler anlatıyorum. Anneler şey yapıyor hocam, işte bu çocuk zayıf kilo almıyor. Habire yedirme telaşındayız. Şey. Hayır, mesela bana birçok besin alerjisi kliniğiyle gelen hasta da bazen beslenme sorunu yaşıyoruz. Mesela beslenmeyle alakalı bir sorun var. Anne diyor ki saat başı besliyorum. Yani sonuçta saat başı alan bir çocuğun midesi boşalmadan sürekli siz beslemeye devam ederseniz malumunuz. Başka sıkıntılara da yol açacak. Reflü gelişecektir zaten otomatik olarak. Çocuğun mideden sürekli ağzına içerik geçe çocuk artık bıkacaktır, reddetmeye başlayacaktır. Yani bunlar hepsi bir düzen içerisinde yapılması gerekiyor. Besin alerjisinin gelişimiyle alakalı diğer şeylere devam edecek olursak ne diyoruz? 17. haftada tadımlık şeklinde ek gıdaya geç ama tadımlık porsiyon şeklinde değil. 6. ayda rutin geç ama 6. ayda geçerken nasıl geç? Yavaş yavaş yaşına uygun şekilde 3 gün metoduyla deneyerekten geç. Ama çok alerjik olan gıdaları 1 yaşın ertesine öbür tarafına ertele. Anlatabiliyor muyum? Daha böyle 1 yaşından önce verilmemesi gereken çok... İşte süt bağlı ya. Hayır süt ve süt de süt ürünlerini yoğurdu verebilirsiniz. Ha bir hani mesela inek sütü ha, direkt olarak da evet 1 yaşına kadar beklenebilir ama şey diyorum mesela yoğurdun içine gibi herhangi bir fırınlanmış ürünleri falan kektir. İşte ne diyoruz ona sıcağı mağarası. Aynen sıcağı mağarası fırınlanmış diyelim. Fırınlanmış ürünleri verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani bebeklerin alerji gelişimine bizim katkımız nasıl olur? Mesela sezeryanla doğumlu olur. İlk bir ay içerisinde gereksiz antibiyotik kullanımıyla olur. Bakınız ilk bir ay içerisinde gereksiz mama kullanımıyla olur. Bu gereksizse diye katkımız olur anlamında söylüyorum. Zaten gerekiyorsa mecbur yani. Yani çocuk ilaç kullanmıştır. Bu alerji gelişimi için risktir. Yapılan çalışmalar var. Mama kullanmıştır ama mecburdur. Ama bu riski artırır. Onu demek istiyorum. %100 olur anlamında değil. Riski artırır. O yüzden alerjinin gelişimi böyle bir şeydir. Ve bu çocukların yönetimini şöyle yapıyoruz. Hastada biz şüpheli bulguyla bile gelse. Yani ben kendi yaklaşımım değil, bütün alerji uzmanlarının yaklaşımı bu noktada aslında. Yani şöyle ki, hasta alerji bulgularıyla geldi. Şüphelendik bir besin alerjisinden. Bu bizim en çok halk olarak yanlış uygulamamız şu. Yani direkt diyoruz ki bu kesin bu alerjisi. Kes onu diyoruz ve sonra hastayı bırakıyoruz. Öyle bir şey yok. Şimdi önce şüpheliyi alıyoruz kenara. Öyküsünü dinliyoruz. Şüpheli gıdayı, şüphesli olduğunu gıdayı tamam mı? Kesiyoruz aileden ama sonrasında onun bir uyarısını yapıyoruz. Çocuk yanıt verecek mi gerçekten? Mesela deneme yanılma gibi olması gerekiyor. Aynen galiba, öyle. Hasta kakada kanla geliyor. Kakada kana bir sürü neden olacak faktör var. Evet ama hangisi onu ama hangisi? Takip etmek lazım. Şimdi şöyle yapılıyor. En büyük yanlışı söyleyeyim ben size. Hastanın kakada kan var. Evet besin alerjisi. Başka da hiçbir nedeniyle bulamamışlar bu kakada kanın nedenini. Ama bazen hani anneler çok affedersiniz memuşları çatlıyor. Yuttuğu için biraz. Ya hani çocuğun oradan kendi makat bölgesinde çatlağı olabilir. Çatlağı o yüzden olur. Olabilir. Bunlara bakmak lazım. Hadi diyelim bütün bunlar yok. Gerçekten de çocukta besin alerjisi şüphesi var mı? Var. Bizim toplumsal olaraktan belki de biz bazen biz hekimlerin bile yani gözünden kaçabilecek bir olay var. Şu. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Diyoruz ki tamam sen şu kadar şeyleri kes. Bana o kadar, bana da diğer değerli meslektaşlarıma da o kadar çok hasta geliyordur ki emin olun. Her şeyi kesilmiş. Kadıncağız diyor ki ne yiyorsun diyorum mesela. Ya çok güncel moda bir şey var. Böyle menü var. Patates püresi, maydanoz ve zeytin. İnanılmaz. Bir de sürekli böyle hayatı yani, devam ettiriyor. Ya zaten depresyona giriyor bu annelerimiz. Ben size şunu söyleyeyim. Ben şunu çok gördüm. Diyetisyene gidip para verip zayıflıyor ama bu yanlış diyetlerde çok zayıflayan anne gördüm ama maalesef hepsi depresyondaydı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bozuyor. Buzdolabını açtıkları zaman karşılarında yiyecekleri hiçbir şey kalmamıştı. Aynen. Yani burada biz ne yapmamız lazım? Bizim bir hedef var. Bu hedefe elinizdeki bütün silahlarla ateş edemezsiniz. Evet. Vurulursa kimin vurduğunu bilmeniz için tek tek atmanız lazım. Tabii ki. O yüzden besin alerjisi şüphesi varsa tıbbi literatür diyor ki guideline'lar, son yayınlanan yayınlar, bütün update'ler diyor ki siz önce en sık olan besini kesin. Evet. Fayda etmezse sırayla şunlarla gidin diyor. Biz şimdi
Bir tane kakada kan var. Bunu kesmek için anneyi sadece patates püresi, maydanoz ve zeytine mahkum ediyoruz. Ve kan duruyoruz. Hangisi durdurdu? Yani nasıl bir şanssız çocuk ki dünyadaki bu üç gıda dışındaki her gıdaya alerjisi var. Evet. Böyle biraz bir olgu. İşin ehli doktor burada önemli. Yani burada tabii ki de biraz kliniğin yönetimi, farkındalık, bilinçli olmak, bu hastayla bununla alakalı çok fazla hasta takip etmiş olmak. Evet. Yani biz çocuk hekimliği arkadaşlarımızdan bu işi gerçekten de çok fazla güzel yapan insanlarla da çalışıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, ama biz klinik olarak iki doktor olarak yılların verdiği tecrübeyle şükürler olsun. Yani biz bu zamana kadar bununla alakalı gereksiz diyetten mağdur ettiğimiz hastalar yoktur diye düşünüyorum. Yani şey diyebiliriz değil mi hocam? Bir kere gitti, tamam bitti demeyelim. Biraz takip noktasında onlar da ısrarcı olsunlar ki değil yani mi? Ki de, yani tabii kendileri de, yani, de biraz mesela şey bu hastalar bana gelince şimdi bir de şöyle bir şey var. Bakınız güncel bilim diyor ki bir çocukta alerji varsa tamam kanıtlamışsan kes ama diyor ki alerji yokken gereksiz yere bir gıdayı kesersen ve uzunca bir süre diyette bırakırsan bu gıdayı tekrardan çocuğa verirken kendi elinle alerjik reaksiyon geliştirebilirsin. Evet. Yani siz durduk yere çocuğa alerji yükünü yok, kendiniz yükleyebilirsiniz. Neden? İmmün sistem diyor ki benim bununla sorunum yoktu. Bağışıklık sistemi. Neden bu gıdayla ben daha önce karşılaşmadım? Aylarca vermemişsin. Yaşı geçmiş, başı geçmiş. Evet. Bir anda karşılaşınca test yapabiliyor. Bakın bu da bir hani halk dilini sadeleştirerek konuşmaya çalışıyorum. Evet. Hani bunu bilimsel kelimelerle de anlatabilirdim ama hani o yüzden gereksiz gıda ben diyorum ki her zaman hatta kendi sayfamda da paylaşmışım. Diyor ki gereksiz gıda kesmek bence bir uzuvu kesmek de eşdeğer, Allah korusun. Evet. O yüzden o hani ben şey önemli diyorum sevgili annelerimize, panik olup azıcık döktü diye hemen şunu kestim hocam, bunu kestim hocam, sonra bunalıma giriyorlar. Geliyorlar ben bütün diyetlerini açıyorum mesela, şaşırıyorlar. Yani burada diyet konusunda besin alerjisi inanılmaz önemli. Evet. Yönetimi çok önemli. Altındaki bu sebepler gerçekten yani fark etmediğimiz derecede önemliymiş. Çok kıymetli. Peki şimdi bilmeyen insanlar da var hocam. Hani ne olduğunda biz size gelelim? Yani nefes darlığım işte. Tamam. Yani ciddi boyutta hani hangi durumda doktora başvurmamız gerekiyor? Ne zaman bunun gelelim? Bir kıstası var mıdır? Tabii bir derecesi var. Şeyi. Yani tabii ki de. Yani kıstas demeyelim de şunlar mesela. Besin fark etmeksizin tamam mı? İlaç da olur, besin olur, herhangi bir kozmetik ürün olur, herhangi bir losyon olur değil mi? Yani neden olursa olsun. İlk defa karşılaşmada, ilaçlarda bazen ilk defa karşılaşmada başınıza bir şey gelmeyebilir. Aylar sonra hatta derler ya 100 tane penisilin yaptırmış 101. de ölmüş. Evet. O ayrı. İlaç alerjisi tamamen ayrı bir antite. Biz ancak alerjiyle alakalı. Ola ki çocuk herhangi bir şeye maruz kaldıktan sonra. Halk arasında bilinen kurdeşen dabaz deriz. Evet. Biliyorsunuz dabaz bizim iç Anadolu'da derler dabaz o döktü evet, derler. Böyle ciltten döktü. Kabarık 24 saat içerisinde solar, pötür pötür olur. Evet. Öyle döküntü bir gıdayla karşılaştığından sonra gelişmiş de. Ona da sıcağa bağlar eskiler. Yani doğru bu, mu? Bu bunun tıptaki adı işte, ürtikerdir. Bunun birçok nedeni var. Sıcak, soğuk, hatta suya bağlı bile olabilir. Tabii deniz suyu, havuz suyu, banyo suyu hepsine bağlı olabilir. İlaçlara bağlı olabilir, arıya bağlı olabilir, besinlere bağlı olabilir, idrar. Ama çocuklarda en sık zaten o ürtikerin, dabazın en sık nedeni enfeksiyonlardır. Evet. Sıklıkla bakın. Alerji değil yani alerjik sebeplerden öte enfeksiyonlardır. Viral enfeksiyonlar ve paraziter enfeksiyonlardır. İlk etapta hele mesela yeni geçiriyorsa o ürtiker atağını özellikle bir enfeksiyonları düşünmek lazım. Devam edeyim, ne zaman bize gelsinler? Herhangi bir gıdayla veya herhangi bir alerjenle karşılaştılar dışarıdan. Çocukta böyle dabaz olursa, elinde yüzünde dudaklarında şişerse, göz kapakları şişerse, hemen bu vücudunda veya herhangi bir vücut bölgesinde kızarıklıklar başlarsa, nefes darlığı, hırıltı, öksürüyorsa, aniden kusmalar başlarsa, Allah korusun bu alerjinin daha da şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdiğini gösterir. Beklememek lazım. Sakın şunu yapmasınlar yani. Evde alerji şurubu ver ona bir ölçek, yok öyle. Yani şurubu öyle, da mı var hocam alerji şurubu diye satılıyor? Alerji şurubu diye halk biliyor ya, işte bizim halkta biliyorsunuz şöyle çok ünlüdür. Hocam bir iştah şurubu ver derler. Tamam? Evet. O yüzden iştah şurubu diye bir şey yok, tamam mı? Sadece iştah artırıcı şeyler var. Evet. Bir de şimdi komşusundan duymuştur. Tabii, arkadaşı tabii, bir şey bizim demiştir. Şeyler var. Bizim yaşlı babaanneler, anneanneler var. Onlar var. Diyor ki, hele kızım sen diyor boş ver Murat Hoca'ya ver ona yoğurdu. Evet. Sen onu boş ver, yumurtayı şey ver. Olmaz. Tabii. Çocuğun yumurta alerjisi var diyoruz, süt alerjisi var diyoruz. Kimimiz de böyle değerli büyüklerimize de buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Evet. Çünkü neden? Toplumumuzdaki değerli hanımefendilerin gerçekten de böyle ilk çocukta olsun, çalışan hanımefendilerde olsun, babaanne ve anneanne desteğini çok sık aldıkları için kontrol. Onlar biraz da eski toprak, gözleri kara. Evet. Öyle evet. Olunca ne yapıyorlar? Ama kaş yaparken göz çıkıyor yani, canım aynen, bazen. Aynen bazen onu yapabiliyorlar. O yüzden ne yapalım? Böyle durumlarda başvuralım. Mesela ne yapalım? Çocuk anlamsız bir şekilde kusmalarına devam ediyor. Evet. Çocuk anlamsız bir şekilde ishallerine devam ediyor. Anlamsız bir şekilde derken doktora gitmişler, hiçbir doktor bunu açıklayamamış. Bu besin alerjisi olabilir. Evet. Hep bir aklımızın kenarında. Kakada yani kan. Şey.
Makat bölgesinde çatlak yok, anne de emzirdiği bölgede herhangi bir yara bir şey yok. Bunu bir araştıralım, gelsin görelim, değil mi? Evet. Ondan sonra ayrıca yüzünde egzamaları çıktı. Yüzünde kaşınıyor, sürekli pullanıyor, dökünüyor, vücuduna yayıldı. Mutlaka gelsinler. Bu egzamanın görüntüsü nasıl bir şey hocam? Yani egzamanın görüntüsü şöyledir. Egzamanın görüntüsü sınırları düzensiz. Ciltten kabarık, kırmızı genelde renkte. Genelde hep şey diye bilinir böyle toplumda, işte elle alakalı olan bir şeymiş gibi ama yok, bu doğru bilinen yanlış. Ciğerden geldi derler genelde. Bunun evet, ciğerinde sorun çok var. Yanlış bilgi var bu çok yanlış hocam. Bilgi var. Bir aydınlatalım sayesinde. Aynen, yok estağfurullah. Egzama şöyle aslında. Çocuklarda en sık görülen kronik inflamatuar cilt hastalığı. Cilt hastalığı. Tamam evet. mı? Kronik inflamatuar cilt hastalığı. Olmazsa olmaz bulguları vardır. Bir başta kaşıntı. Kroniktir, tekrarlarla seyreder. Özellikle yaş gruplarına göre çocuklarda farklı farklı bölgeleri tutar. Yüzde sıklıkla biz mesela bez bölgesinde bebeklik egzamasını görmeyiz. Bez bölgesindeki egzama o beze dermatiti dediğimiz veya pişik olayları var ya, o farklı bir olay. Evet. Mesela bizim bebeklik egzaması sıklıkla bez bölgesini tutmaz. Bizim en çok yanlış bildiğimiz şeylerden birisi de budur. Evet. Peki ne yapıyoruz? Bunun özelliği ne? Ciltten kabarık, kırmızı, üzeri kurutlanan, soyulan, kaşıntılı, kırmızı renkli, böyle üzerinde böyle pullanmayla birlikte bazen pütür pütür sivilce gibi döküntülerine eşlik edebildiği, sürekli tekrar arz eden ve inanılmaz derecede yaşam kalitesini bozan, çocukta huzursuzluk yapan, uyku düzenini ve beslenme düzenini bozan bir durumdur. Bizim buradaki yapacağımız en akut şey, bir an evvel çocukla alakalı bütün tedbirleri uygun bir dilde anlatabilecek bir klinikten ve doğru yardım bir yerden istemek. Yardım istemektir. Evet. Beklememek gerekiyor. Bizim halkta genelde yanlış bilinen şey şudur. Egzama ciğerden gelir derler. Evet. Bilirsiniz işte bizim halk böyle. Gerçekten alakası var mı ciğerle yani şimdi hocam? Şöyle. Belki etkenlerden. Ya muhakkak ki nasıl olur? Yani karaciğerle alakalı otoimmün bir hastalıkla egzama eşlik edebilir ama o primer olarak da onun sorumluluğu diye iddia etmek çok güç yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu olmazsa olmaz bir şey değil ama egzama tek başına bir nedene bağlı değil. Genetik. Bir sürü faktör var altında. Tabii. Çevresel nedenler, kimyasal nedenler, epigenetik dediğimiz çevresel faktörler, genetiğin etrafındaki diğer nedenler, beslenme tarzı, beslenme alışkanlıkları, sosyoekonomik ve kültürel düzey, sigara maruziyeti, sabun şampuanın kalitesi, her şeye bağlı. Ama şimdi biz kimyasalı doğum şekli, da çok seviyoruz. Doğum şekli. Tamam, biz çok seviyoruz. Biz çok seviyoruz. Neyi sürdüğümüzü bile bilmiyoruz bazen. Aslında çocuğa iyilik yaptığımızı düşünüyoruz. Gidiyoruz işte en marka, en pahalısı neyse kimyasalı mesela. Çocuğum hastalanmasın, en iyisi budur diye düşünüyoruz ama çok yanlış ters şeyler aynen, ortaya kesinlikle. Çıkabiliyor. Hani aslında egzama konusunda şöyle söyleyeyim ben size. Şükürler olsun hani bu konuda genellikle bizimle işbirliğini doğru yapan annelerimize sorun yaşamadık. Bu önemli bir kavram hocam. İşbirliği. Buranın altını çizelim. İşbirliği. Yani çünkü şimdi ben mesela bazen diyor ki hocam zıplaşan size anneler oluyor ısrarlı. Ya hatta böyle. Bir tanesi ya bir insan eleştirilerle gelişir biliyorsunuz. Evet. Ben eleştiriye açık bir insanım. Şimdi bir annemiz dedi ki hocam ya size geldik ama sonuç alamadık. Tabii ki de alamayabilirsiniz. Sonuçta ben dünyadaki her şeyi tedavi, kendi branşımla alakalı her şeyi tedavi ediyor olsaydım zaten çok farklı bir durum olurdu değil mi? Öyle bir durum söz konusu değil. Yani hani diyor ki bir tane izlemişsinizdir video var yurt dışında, İngilizce bir video. Diyor ki işte orada ben size Türkçe'ye çevirerek anlatayım. Diyor ki doktor bey diyor astım için yazdığınız ilaçlar hiç fayda etmedi diyor. Peki diyor siz doktor diyor ki efendim acaba diyor doğru kullandınız mı? Hanımefendi diyor ki doktora size diyor ben diyor aptal birisine mi benziyorum? Yo estağfurullah ama diye bir gösterebilir misiniz nasıl kullandınız? Hanımefendi bu spreyler var ya onu çıkarıyor kapağını. Pişt, Allah. Pişt, böyle sıkıyor. Yani anladınız mı? Yani burada doktora bunu derken şimdi biraz ben de diyorum evet, ki ben oturuyorum tabii ki de biz hata yapmış olabiliriz veya hata yapmasak bile eksiğimiz olabilir. Bir çek edelim İllaki, değil mi? Tabii ki ama. Dedim ne yapıyorsunuz? Size yazılı bir form veriyoruz. Kullanıyor musunuz? Uyguluyor musunuz? Diyor hocam hepsini uyguluyoruz. Evde sigara içiyor musunuz diyorum. Yok içmiyoruz diyoruz. Bizim toplumumuz sigarayı balkonda içiyor ama söylemiyor. Tapu da evi satarken balkonuyla satıyor ama balkondaki içtiği sigarayı söylerken balkonu dahil etmiyor eve. Bak öyle bu çok önemli. Evet. Ve diyorum ki sen diyorum balkonda sigara, siz diyorum pardon. Sigara içtikten sonra içeriye diyorum sigara dumanı girer, üzerinize kıyafetiniz de girer. Bu çocuğun bu egzamasını tetikler diyorum. Hocam o kadar mı? Ya o kadar o tabii kadar ki de kardeşim. Işte yani. Gözden o kadar. Kaçan neden? Detaylar. Sigaranın içerisinde birçok karbonlar var biliyorsunuz. Evet, bu evet. Karbonlar cildin zaten. Ciltteki olay ne egzamada? Sıvısını kaybetmiş, bütünlüğünü bozulmuş. Zaten yani cilt can çekişiyor. Yani diyor ki yazık ya bana kuruyorum, kaşınıyorum. Anneler sıvımı kaybettim, nemi gitmiş cildin. Evet. Onu kurutacak onun içerisinde. Düşünsenize yani enfeksiyon riski niye var?
O çocuklarda cilt bütünlüğü bozulmuş çünkü. Evet. Her türlü enfeksiyona açık. Her türlü kimyasal buradan içeri yani, girer, nüfus eder. Hele ki sigara gibi böyle hani şey. Hani o yüzden hep şey diyorum, işbirliğindeki kastım bu. Evet. Doktor demişse ki kardeşim şu gıdalara diyet yap. Eve gidince ben de iki de şunu ekleyeyim deme. İşte kafasına göre yapan çok fazla, deme. Çok veya, yanlış. Veya yapma, ben bir liste vermişim, bu listedeki gıdaları yemiyorum diyorsun ama gerçekten de etiket okuyor musun? Mesela ben sana süt diyet demişim ama gerçekten de sen peynir altı suyu var mı aldığın poğaçada soruyor musun? Evet. Çok basit şeyler aslında ama çok önemli etkiliyor. Şeyler. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. İsviçre'de yapılan bir çalışma var. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Egzamalı bebeklerde yapmışlar. Bu çocukların aile kültürlerini ve yaşam tarzlarına göre neyle beslendiklerini falan öğrendikten geniş sonra kapsamlı bir geniş araştırma. Kapsamlı araştırma. Bu çocukların beslenme kabları yok mu? Evet. Bu beslenme kaplarındaki işte tabakları falan işte, yedikleri şeylerin çamaşır makinesinde yıkanıp bulaşık makinesinde yıkanıp deterjan artığı kaldığını tespit eden bir çalışma var. Buna bağlı sürekli egzamalarının arttığını tespit eden. Bakınız olay ne kadar ince değil mi normalde? Evet. Hani alerji öyle bir o branş ki derya deniz bir branş. Yani tamam, gözümüzde mı? Görmediğimiz nerelerden tabii, alıyoruz yani, acaba? Hani hocam bu kadar mı önemli? Ya bu kadar önemli. Evet. Bakın ben de size söyleyeyim, o çalışmanın sonuçlarını ben de okudum. Diyor ki 1/10 oranında yani bir deterjanı kimyasal o bulaşık deterjanının 1/10 seyretilmiş oranı bile o kabın üzerinde kalması bile bu çocuğun egzamasını alevlendirebiliyor. Yani babanın balkondan çıkmış yeni böyle evet, her tarafı sıkara kokarken kokusuyla, oh diyor çocuğunu kucağına alıp sevme hareketinden o kokular, o bulaşlar bunlar etkileyecektir. Yani, işbirliğine uyum her zaman doğru sonuç verecektir ama bazen tabii ki de eksikler çıkacaktır. Çünkü hiçbir şey kitapta yazdığı gibi değil. Evet. Alerji ve bağışıklıkla alakalı, durumlarla alakalı ben altını çizmek istediğim bir konu var. Hani şey diyorlar sürekli olarak, ben çok sık duyduğum için bunun altını değinmek istiyorum. Tabii ki. Benim komşumun çocuğunda da vardı, o böyle yaptı. Evet, ne yazık ki. Diyor kuzenimde vardı, böyle yaptı. Alerji ve immünoloji ile alakalı şunu diyorum işte, en önemli cümleyi veriyorum şu anda. Hastadan hastaya her şey değişebilir. Yani herkesin öyküsü, vücut şeyi farklı. Niye? Yani. Çünkü herkesin genetik altyapısı tabii farklı. Ki. Sosyal tabii yaşam alanları farklı. Evinin şartları farklı. Evindeki ortam ve yani beslenme alışkanlıkları, beslenme tarzı, beslenme süresi, beslenme sıklığı. Yani tedavisi annenin, nasıl aynı olabilir? Annenin sosyokültürel düzeyi, babanın sosyokültürel düzeyi veya çocukla olan ilgisi, alakası çok farklı olduğu için. Yani çocuğun, nasıl aynı tedavi? Tabii çocuğun hem genetik olaraktan hastalığın temeli hem de yaşadığı yaşam gereği, sosyal durumları farklı olduğu için her hastada farklı seyredebilir. Yani bu alerjinin genetik şeyi varsa biraz biz daha şüpheyle yaklaşmalıyız tabii çocuğumuzda de. Değil aynen mi hocam? Mesela, biraz uyanık olmamız güzel, gerekiyor. Aynen. Mesela annede babada polen alerjisi var. Annede babada astım var. Şimdi zaten böyle bahar çok tabii, sık karşılaşıyoruz. Tabii polen alerjisi çok da sık geliyor mesela. Birazdan ona da gireyim. Evet. Ailede bir öykü varsa %100 de yemez kimse ama bu oluşacak alerji riskini artırır. Yani bir baba alerjik diye, bir anne alerjik diye illa onun çocuğu alerjik doğacak. Yani kesin diye bir kaide yok. Yok ama riski artırır. Normal bir çocuğa göre riski artırır. Polenle alakalı da mesela bugünlerde geliyor, çok sık geliyor. Malumunuz mevsimimiz polen alerjisi. Evet. Özellikle ağaç polenleri değil mi? Öncelikle bu polenleri bir bahsedelim. Bu polenler tedaviye o zaman cümleten geçeriz. Aynen. Çünkü bu önemli şu an dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi polen şu anda mevsim polenin biliyorsunuz ki ağaç polenleri var. Birçok polen çeşidi var. Ağaç polenleri var. Ot polenleri var. Evet. Ve çayır polenleri. Aslında çayır polenleri de ot polenlerinin altında birleştirilen bir durumdur ama bizim toplumumuzda bilmemiz gereken hani yeşil alanlarda var ya. Polenler havada dolaşan, bizim bazen gözle görebildiğimiz, bazen göremediğimiz mikro partiküler böyle rüzgarla uçuluyor. Böyle geçiyor. Şimdi bu ne yapıyor? Solunum yoluna gelip oradaki ilgili alana bağlanaraktan semptomları dediğimiz ne oluyor peki? Bu dönem için bahsedelim. Gözlerde kızarma, yanma, kaşıntı, akıntı. Burunda kızarma, işte hapşuruk. Sürekli ondan sonra bir gıdıklanıyormuş hissi oluyor işte burunda. Tıkanıklık ve akıntı. Sürekli huysuz çocuk gibi böyle oynarlar onlar burunlarıyla. Göz altlarında morluk olur, alerji morluğu olur orada. Hani ona biz allergic shiner diyoruz tıpta ama hani o morluk olur. Morluk. Ve bu insanların genelde temeline inerseniz muhakkak ki ebeveynlerinde bu tarz alerjilikte birisini mutlaka bulursunuz. Var. Genetik aktarım bazen böyle nesilden nesile devam edebiliyor. Evet. Kendisi annesinde babasında yok ama halasında var. Evet. Dedim anladınız yani mı? Yani kuşakta bir yerde kuşakta illaki bir yerde var. Muhakkak ki çıkabilir karşınıza illa olmama kaydıyla. Peki biz bu hastalarda ne yapalım? Mevsim polende olduğumuz için bunu söyleyeyim. Bir,
Yeşil alanlara giderken mutlaka koruyucu ekipman giymelisiniz. Mesela nasıl gözlük kullanabilirsiniz? Şimdi maskeyi zaten çok alışığız değil mi? Alışığız yani. Tabii. Ama hocam böyle açık havaya çıktığımızda da maske takmak biraz işte o oksijenler çok zor tabii. Zor ama yani bunların hepsi büyük bir şey. Ama işte şimdi şöyle de bir şey var. Ya şimdi polen alerjisi ciddi olan çocuklarda gerçekten astım, alerjik burun iltihabı dediğimiz alerjik nezle ciddi semptomlar ve yaşam kalitesini bozan bir durum. Evet, yani evet. Düşünsenize geceleyin camı açıp yatamıyorsunuz bu mevsimde. Evet. Niye? Çünkü polenler içeri girecek ve siz öksürmeye başlayacaksınız ve hapşırmaya başlayacaksınız. Yani. Peki ne yapıyoruz? Mesela oralara camların ağzına bence ben öneriyorum hastalarıma zaten. İnce olabilecek şey ince içeriye polenin girmesine izin vermeyecek bir şey takılabilir. Ayrıca polen mevsiminde dışarıdaki bütün aile bireyleri eve gelince temas etmeden banyo kıyafetlerinin değiştirilmesi. Üstteki değil onları. Mi? Özellikle gönderelim. Yağmurlu saatlerde polenlerin daha az olduğu saatlerde evin havalandırılmasının tercih edilmesi. Peki bu şeyden sonra yağmur yağdığında hani iyice yapışma daha kötü bir sonuç hayır, olur mu? Hayır aşağı öyle ya, atmosferdeki şey atmosferdeki uçan polenler yağmur aşağı indiriyor ya. Zaten buyur, bakın. Yere temas. Kış mevsiminde neden polen alerjisi olmaz? Yağışlardan dolayı polen yere iner. Artı bir bak normalde polen mevsimi zaten Mart'la başlar yaklaşık Ekim gibi biter ya. Atmosferde kalan şimdi burada Ekim'den sonra şöyle bir dünya yok ya mesela. Ekim'e kadar atmosfere yayılan polenler var ya. Tamam Ekim geldi hadi toplanıyoruz gidiyoruz. Öyle bir durum yok öyle bir şey. Yok. Zaten havada asılı kalır. Ne zaman çok sıkıntı yapar? Mesela bazen aileleri gelir. Bakın örnek veriyorum. Polen alerjisi ama hocam bu kışı berbat geçirdik. Emin olun o kışta yağış çok az olmuştur. Ondan kaynaklı. Ben de aileye hemen diyorum ki bakın bu kışı çok kötü geçiriyoruz. Yağış yok. Bundan 2 yıl öncesini düşünürseniz yağış olmamıştı hatırlıyor musunuz? İnanılmaz semptomatik geliyordu çocuklar kış ayında bile. O da işte. Niye? Atmosferde hala polenler asılı kaldığı için. Evet. Oysa ki yağış onları indirmiş olsaydı gerçekten de çok büyük faydasını göreceklerdi. Eskiler şey yapar hocam böyle işte yine alternatif tıp olarak mı işte sirkeli suyla burnu çekerler falan yani çıkmadan evler böyle şeyler. Yani biz öyle şeyler yok, biz yok, yok şey. Önermiyoruz. Yok kesinlikle öyle. Doğru bilmeyin yanlışlar kesinlikle yani da. Bu tarz geçmişe yönelik şeylerimize büyüklerimize saygı duyuyoruz. İmkanlar dahilinde kendilerince bir takım şeyler yönetmişler ama biz artık uygulamayalım. Ama şey doğru biraz önce siz de dediniz eskiler işte anneanne babaannelerin tülbentleri olurdu çocukları tabii, korumak evet. için o herhalde uygun tabii, bir davranış yani, olur. Olabilir tabii o olabilir ama zaten polen alerjisini biz sıklıkla 2 yaş üzerindeki çocuklarda görüyoruz. Evet. Niye? Çocuk ne zaman doğmuş, ne zaman polene maruz kalmış ki 1 yaşındaki çocukta polen alerjisi olsun? Evet. Ya olabilir mi? Çok çok düşüktür o ihtimal. Çünkü çocuk zaten bahar mevsimine temas etmemiş. Bu polenle ne zaman karşılaştı da? Değil evet. mi? Bu çocuk ne ara polen alerjisi oldu? Evet. Tamam mı? Bunu böyle demek lazım. Bunun tedavisini de ilgili bir klinikte ilgili testler yapıldıktan sonra düzenlemek lazım ve doktor denetiminde kalmak lazım. Eğer ki polen alerjisi veya havadaki herhangi bir alerjene bağlı olarak da tedavi yanıt vermiyorsa bu astım olur, alerjik nez olur. İşte o zaman aşı tedavisi dediğimiz ilgili alerjenlerin dozunu mevsim dışında yani polen mevsimi dışında veya tüm periyotlara yayacak şekilde düşük dozlarla başlayıp artıraraktan verdiğimiz immünoterapi dediğimiz bir aşı tedavisi var. Evet. Buradaki amacımız sorun olan alerjeni küçük küçük dozlarla vererekten vücudu duyarsızlaştırma işlemi aslında. Bunda ancak deneyimli merkezlerde iyi bir klinikte önce neye alerjisi olduğunu tespit edilip sonrasında o ilgili alerjenlere karşı tedaviyle mümkün şeklinde söyleyebilirim. Evet hocam şimdi çok güzel konuşuyoruz. Sizinle sohbet etmek de güzel ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Sonuna şöyle bir toparlayacak olursak evet diğerlerini inşallah başka bir programda detaylandıralım. Şimdi bu süreçte şöyle hani tedavide önce işte ilaçlar dediniz aşı seçeneğinden bahsettiniz ama korunma yöntemi olarak biz bireysel etapta nelere dikkat etmemiz gerekir? Ne yapmalıyız ya da yapmamamız gereken özel şeyler yapmamız var mı? Öyle bir gereken özel şeyler şöyle mesela bariz bir şekilde polen alerjisi ispatlanmış bir çocuğun ağacın altına gidip oturması, yeşil alanda, çayırda, çimende top oynaması. O da çok saçma oldu. Çok saçma bu ama yapıyoruz. Yapıyoruz. Bal yer mesela. Evet. Oğlum öksürüyorsun sen şu baldan ye. Zaten polen için öksüren çocuğa polenli balı veriyoruz. Bal. Tamam mı? Gerçekten diyor ki doğru. Hocam bal alerjisin var ya. Kardeşim içindeki polenle sorunun zaten var senin. Zaten işte. Değil mi? Biraz mesela bilinç önemli bu konuda. Veya işte ne gibi? Eve canlı çiçek koyuyoruz. Evet. Polenleri hala anneler üzerinde olabilir. Anneler çiçekleri çok sever bak ama mesela, etkiliyor. Değil mi? O bu şekilde. Veya şu dönem ne dönemi? İğde dönemi. Evet. Çok, çok da güzel kokar. Kokuyor. Değil mi? Herkes evine iğde getiriyor ama evdeki polen alerjisi olan bir çocuk için risklidir. Bu, evet. Hani olabildikçe sadeleştirmeye çalışıyorum. Evet. Bununla alakalı çok fazla şey anlatabilirim. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani primerleri yaparsak zaten aşağıdaki küçük başlıklara gerek kalmayacak. Evet. Evet. Çok basit ama bir de önemli doktorun verdiği tedavi semptom döneminde, sezon döneminde uygulamak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunlar çünkü gerçekten de kıymetli olaylar. Neden?
Alerjik burun iltihabı olan bir çocuk eğer ki doğru yönetilmez veya kendisini koruyamaz da astıma ilerleme riski her zaman var malumunuz. Evet. Niye? Solunum yolu tutulumu genelde üstten başa başa doğru ilerler malumunuz. Alerjik nezle eğer ki kontrol edilemez, iyi tedavi edilemez, sorunlar yaşarsa aşağı doğru solunum yoluyla ilerleyerekten alerjik astım gelişimi için risk faktörüdür. Evet. Bunları bilerek hareket etmemiz lazım. Bu çocuklar doğru takip ve doğru düzenle genellikle de şifayı gördüklerini görüyoruz bizler sahada. Yani işin uzmanına giderseniz ki şayet diyelim, bunun altını çizelim hocam. Tabii iş birliği hocam. Çok önemli, doğru klinik ve merkezden. Evet, burada da noktayı koyalım izninizle. Biz size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başka bir programda ben çok, uzun bir ben çok teşekkür ediyorum. Tekrardan sizlerin aracılığıyla bu toplantıya da emeğe geçen bütün herkese sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Tekrardan buradan çalışma arkadaşlarıma ve bütün hastanemize, değerli çalışma arkadaşlarımıza, bütün yöneticilerimize ve bütün meslektaşlarımıza saygı ve minnetlerimiz, hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah güzel günlerde bu yurdun güzel evlatlarına daha güzel şekilde hizmet edebilmeyi Allah bize nasip etsin. Amin. İnşallah. İnşallah diyerekten ben de sözlerimi bitireyim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, sağlıklı yaşam izleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Çocuk immünoloji ve alerji uzmanı uzman doktor Murat Cansever hocam bizlerle beraberdi. Hocamın tavsiyelerine uyun diyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.